Ne olmuş bu? Sazlı olduğunuzu söyleyeyim. Arkasına. Hazır mıyız? Hazır. Ulusal. Buyurun. Buyur başkanım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Muhtar adaylarımıza, basın emekçilerine hepiniz hoş geldiniz. Bir yerel seçimler arifesindeyiz. Ve bugün biz kadın muhtar adaylarımızla dayanışma göstermek için buradayız. Onlarla birlikte sizlere, yerel yönetimlere ve muhtarlıklara dair görüşlerimizi aktarmak istedik. Şimdi basın açıklamamızı okuyorum. Basına ve kamuoyuna. Siyasiler yine kadını görmedi. Kadınların seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeden daha önce elde edildiğiyle övündüğümüz tarihten bu yana ülkemizde yerel yönetimde kadın oranı ne yazık ki 38%'dir. Dünyada bu oran %20.9'dur. Ülkemizde hali hazırda toplam 50.292 muhtardan sadece 674'ü kadın muhtardır. Siyasi partiler aday belirlerken kadınları görmedi. Ama seçilen yerel yöneticilerin kadınları görmesi ve kadınlarla işbirliği yapması bu sonucun değişmesine katkı sunacaktır. Yerelde demokrasi anlayışı nasıl kurgulanırsa genelde de ondan farklı olmaz. Demokratik, çağdaş, katılımcı bir yönetimi gelin birlikte kuralım. İsterdik ki 2019 için adaylar belirlenirken temsiliyette adalet ve eşitliğin gözetildiği demokratik ve katılımcı bir süreç yaşansaydı ve dünya listelerinde sıramız gözle görülür bir sıçrama yapsaydı. İsterdik ki bu süreç biz kent sakinlerinin adayların belirlenmesinden sorunların tartışılıp çözümlerin ve yerel hizmetlerin eline boyuna konuşulmasına dahil olduğumuz katılımcı bir süreç olsaydı. Ülke demokrasisinin gelişmesi, yerel demokrasinin gelişmişliği ve niteliğiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle yerel yöneticilerin demokrasinin gelişmesi için katılımcılık, çoğulculuk, şeffaflık gibi ilkeleri önemsemelerini ve bu ilkeler ışığında davranmalarını bekliyoruz. Yerel demokrasi ve yönetimi önemseyen bir kadın derneği olarak kendi olanakları ve emekleriyle ortaya çıkan kadın muhtar adaylarını destekleme kararındayız. Tam da böyle bir ortamda cesaretle muhtar adaylıklarına talip olan kadın muhtar adaylarının her bakımdan demokratik bir yönetimin mahallelerimizde kurulması çalışmasına destek olacakları inancıyla onları kutluyor. Onlar için herkesten destek ve katkı bekliyoruz. Kadın muhtarların, kadınların edilgen durumlarının değiştirilmesi, mesleki ve bilimsel eğitim almaları, tarımsal veya bireysel beceri yoluyla üretime katılmaları, çağdaş, demokratik bir ilişki ortamında kendilerine çok yönlü gelişme olanakları sağlanmasında önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Muhtarların mahallenin siyasi, ekonomik, sosyal, eğitimsel sorunlarının içinde ciddi bir yer tutan kadın sorunu bağlamında da etkili yöntemler geliştirebileceğini düşünüyor ve özellikle kadın muhtarlarımızın derneğimiz ve diğer kadın dernekleriyle işbirliği yapmalarını umuyoruz. Kadına yönelik şiddetin oluşmasında, kanıksanmasında ve gelenekselleşmesinde ya da tam tersine şiddetin önlenmesinde mahalleler önemli bir çalışma alanıdır. Mersin'de yaşayan herkese sesleniyoruz. Yapılan birçok adaletsizliğin yanı sıra temsiliyette de kadınlara yapılan adaletsizliğe ve haksızlığa itirazımızı görünür kılmak için mahallelerimizdeki kadın muhtar adaylarını seçelim çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca bir de duyuru yapmak istiyorum. Günebakan Kadın Derneği olarak belediye başkan adaylarına bir mutabakat metni hazırlıyoruz. Seçimden önce bu mutabakat metnini de belediye başkanlarına imzaya açacağız. Bu arada belediye başkan adaylar, belediye başkanları seçildikten sonra kadın muhtarlarla ve dernekler, sivil toplum örgütleriyle birlikte de belediye başkanlarını yerel demokrasi ve kadın sorunu bağlamında biraz zorlayıcı olalım istiyoruz. Hep beraber bu konuda dayanışma gösterelim.
Kadın dostu bir kenti beraber yaratmak için kadın muhtarları seçeceğiz. İstemeseler de görüneceğiz. Sesimizi yükselterek mücadelemize devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması. Güne bakan kadın derneği.